değerli arkadaşlarım, değerli Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, Sayın Belediye Başkanımız aramızda, esnaf arkadaşlarımız aramızda, kıymetli vatandaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak mevcut yaşanan elektrik zamlarını protesto etmek ve bu konuda elektrik faturaları bütün vatandaşların, hepimizin ceplerini yakıyor. Geçtiğimiz aylarda düşük gelen elektrik faturaları bugün her birimizin evine çok daha yüksek geliyor. Her esnafın dükkanına çok daha yüksek geliyor. Her işletmecinin işletmesine çok daha yüksek geliyor. Bugün bu sebeple buradayız. Birkaç esnafımız yanımızda. Önce onlar birkaç cümle söyleyecekler. İsmim Ferhat Akın. Pazarcı esnafıyım. Geçen ay 318 TL elektrik faturası geldi. Bu ay 1 milyar 91 TL. Buradan da görebilirsiniz. Elektrik faturası geçen ay bana 685 lira gelmiş. Şimdi 1470 lira gelmiş. Geçen ay 1700 küsür lira elektrik faturası gelmişse o ay 3000 liranın üzerinde geldi. Az enerji, ateş pahası, zincir marketlerle yarış hale geldik. Bu ekonomik krizin altını eldiriyorum. Normal faturam 400 liraydı. 1200 lira geliyor bu ay. Yani genelde de esnaflı geliyor. Bu zamanlar esnaflı ve arkada gördüm. Buna bir göz tutuyordum. Mehtap Üstüm ben. Eşimle aile olarak çalışıyoruz biz. Beylikdüzü'nde ikamet ediyoruz çok uzun yıllardır. Ve Beylikdüzü'nde esnaf olarak hizmet veriyoruz. Şunu paylaşmak istiyorum. Hayat evet çok zor. Pandemi şartları tüm dünyayı sarstı. Fakat dünyayı sarsan bu süreçte bizler daha fazla sarsılan payımıza düşen taraflar olduk. Esnaf olarak büyük firmalar olmadığımız için arada hep ezilenler olarak kaldık. Bu süreçte de olan zamlar maalesef bizim daha fazla büyüme hayalimizi veya bir şeylere daha fazla hizmet verme hayalimizi ketledi. Değerli basın mensupları, saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş. Bugün burada pazardayız. Tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları. Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK yani Enerji Piyasası Denetleme Kurulu üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, yine memur, yine emekli, çiftçi ve esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarife adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye %52 zam, bir üst kademeye de %127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile %52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeden, Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan faiz zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ila 3 kat arasında arttı. Biraz önce esnafımız burada kendilerine gelen faturaları da ayrı ayrı söylediler. Hatta hepinizin evlerine geliyordur. Önceden
bir kat olarak düşündüğünüz faturalar şimdi 2-3 kat fazlasıyla geliyor. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel Başkanı zaten faiz zam yaptığı ilk kademenin 150 kilowatt saat yerine 210 kilowatt saate çıkarılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife sosyal tarife olmalıdır diye defalarca uyardık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kilowatt saat olmalıdır diye uyardık. Sarayın ben yaparım olur zihniyetiyle ısrarlı, basiretsiz yönetimi vatandaşlarımızın bütçesinde yeni gedikler açtı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı bugün hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kilowatt saat elektrik tüketimi için aralık faturası 210 liraydı. Ocak ayında ise 370 lira oldu. Şubat'ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş faiz zamların hayat pahalılığının altında eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha net olarak ortaya çıkacak. Öte yandan ticarethanesinde tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Buradan yaptığımız çağrı budur. Buradan yaptığımız protesto budur. Esnafımızın söylediği de budur. Acil bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi kara kış fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda faiz zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV'nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanması düşünülmelidir. Aralık 2021, Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen %127'ye varan faiz zamlı elektrik tüketim bedelleri yine vatandaşlarımıza iade edilmelidir. Aynı şekilde yılbaşında sanayi elektriğine yapılan %130, ticarethane tarifesine yapılan %125 ve tarımsal sulamada yapılan %95 oranındaki zamlar derhal bir an evvel geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. Bizim iktidarımızda ekonomik buhrana da enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Hep birlikte atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız. Ben buraya bu açıklamaya katılan öncelikle esnafımıza, belediye başkanımıza, meclis üyelerimize, çok kıymetli vatandaşlarımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan çağrımızı yineliyoruz. Elektrik zamlarını bir an evvel geri alın. Umarım duyarlar. Umarım 39 ilçede aynı anda eş zamanlı olarak bu basın açıklamamızı duyarlar ve bu zamları geri alıp vatandaşı bir nebze de olsun rahatlatırlar diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.